Yemek sevdalıları, sizi birbirinden farklı təamlarla tanış eləyən ləzzət dolu veriliş Suna ilə yeməyə dəyər başladı. Ay, unuttum. Ay Mercan. Ay yemeği unuttum. Ay çok sen kapadın. Ben söndürdüm. Niye ses çıkarmıyorsun orada öyle korkuluk gibi? Kahramanlar sessiz gelir. Ay Mercan. Yani sen kokuyu alıp geleceğimi mi hissettin de burada gözlüyorsun? Ben bu cür kahramanlıkları haber vermeden edeyim. Ay hakikaten böyle bir an var ya. Yani kızımı hazırlıyordum. Çok sağ ol ya. Yandı zannettim. Ama böyle biraz dibini tutturdum herhalde. Sen de çatmadın yani. Biraz dibini tutturduk. Ben kofemi verin içim gelim. Vallahi iyi tamam vereceğiz ne yapalım mecburen çünkü yemeğimi biraz da olsa kurtardın. Bugünkü iştirakçımız canım benim. Bugünkü iştirakçımız İlkin'di. İlkin çok yorumlar yapıyor. Çok biliyor gibi yorumlar yaptı dünen. Sence tecrübelerine göre bu kadar çok bilerek danışanın bir sonucu oluyor mu olmuyor? O danışan da demek istedim ki kardeşim berber sen kısa kes. Ay hakikaten berbersin kısa kes. Ya benim çok sevgili, benim de saçımı yapan kuaförüm ama çok güzel yemek yapar o. Bazen el iş, yani bunlar da biliyorsun sanatçılar ve el işleri var. Bir defa benim saçımı pomidor yumurtaya okşatmıştı. Oradan bilirim ki yemeği pişirmeye bacarır. Yani şu anda da zaten bir kıvırcık salataya benziyorsun. Ay ya yemeğime çok üzüldüm ya. İyi tamam hadi sana kahve yapayım. Ama sağ ol yine de yemeğimi kurtardın. Kahveni iç sonra da ilkine sonra da ben geleceğim. Tamam canım. Haydi. Suna ile yemeğe değerde haftanın ikinci iştirakçısı İlkin. Nece sen İlkin? Sağ ol çok sağ ol. Yaxşıyam sen necesin? Biraz kısa ol da axı. Yaxşıdır. Elə bir sözlərə qənaət edir səni. Sözlərdə əsas qənaətlə işlədirəm ki, vaxtımız biraz çox olsun. Buyur özünü təqdim elə, insanlar səni tanısın. İlkin Əhmədoğlu, 36 yaşım var. Stilist bərbərəm. 20 ildən artıqdır ki, bu peşənin sahibiyəm. Bugünlərdə gəlmişəm yemək pişirməyə. İndi nəyi bacarsam, nəyi çatdırsam pişirəcəm, dadına baxacaqlar. Uklatkanı, menyunu təqdim elə. Bugün toyuq döşəti olacaq, parmezan pendirində. Bu ana yeməkdir. Salatlardan olacaq nisuar salatı, fransız salatıdır. Suplardan olacaq göbələk supu, krem sup. Desertlərdən olacaq tiramisu, klasik tiramisu. İlkin bəy Avropa mətbəxinə daha çox üstünlük verib. Yəni, çox riskli menulardır. Bu yaxşı menulardır, xoşuma gəldi. Çətin də olsa, məncə öhdəsindən gələcək. Menuda vallahi düzdür, yemədiyim yeməklərdir, görmədiyim, açığı deyim. Belə, deyəsən, çətin, mənim fikirləşdiyimə görə, çətin yeməklərə üstünlük verib, əziyyətli yeməklərə. Amma baxarıq görək, həqiqətən çətindir mi, əziyyətlidir mi, dadlıdır mı, onu zaman göstərək. Əslində, belə deyim də, maraqlı gün olacağını düşünürəm. Çünki maraqlı nə baxımından? Çünki İlkin özü də maraqlı bir simandır. Və dünən onun mənim fikirlərimin üst-üstə düşməsi, düşünürəm ki, o yeməklərdən, yəni bir qonağın qarşısına çıxaracaq bir təamları düzgün şəkildə təqdim edə biləcək. Qara geyinmisən, amma özün rəngli adamsan. Qara geyinsəm də əsas geyimim ora saxlamışam. Qonaqlarından haqsızlıq görsən, nə eləyərsən? Normal yanaşaram. Yəni elə bir insanam ki, heç kəsdən incimirəm. Heç inanmadım. Neyse, gedək alışverişə. Gedək. Biz gedək alışverişə, mən də elə yol üstü qaydaları izah edeyim. 4 yeməyi pişirmək üçün 2 saat vaxt verilir. İstifadə edəcəyiniz ərzaqları almaq üçün 30 dəqiqə vaxt verilir.
Bitki yağları, şəkər tozu, duz, istiot xaric ancaq 30 dəqiqə müddətində aldığınız ərzaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Masaya 4 yemək və içkilər xaric başqa bir şey qoyula bilməz. Hər hansı bir xüsusi ingredientiniz, ərzağınız varsa özünüzlə gətirə bilərsiniz. İştirakçılar günün sonunda təqdim olunan yeməkləri 10 ballıq sistemlə qiymətləndirir. Əgər iştirakçı 30 dəqiqə ərzində alış-verişi tamamlayıb 2 saat ərzində 4 yemək hazırlayıbsa, həmən iştirakçının xal vermə sistemi 3-dən başlayır. Aparıcının da xal vermək səlahiyyəti var. Vaxt getdi. İlk öncə salatlardan başlayaq da, salatdan, salatın ingredientlərindən. Kahı var. Kahı. Bildirçin yumurtası. Bildirçin yumurtası və kahı hansı yeməyin içində görüşəcəklər? Maraqlıdır. Onu bilsən necə? Onu mənim yadımdadır, sənin yadıma gəlməz. 28-ci ildə bir aşbaz var idi. O mənə dedi ki, kahı ilə bildirçin yumurtası çox gözəl gedir. Ona görə mən çalışıram ki, bunları sintez eləyim, eləyə bilim. Sonra mənə ağ reyhan lazımdır. Vaxtın gedir ha, çox yavaşsan. Nə qaldı? Qaldı bizdə çeri pomidoru. Ay ilkin, vaxtın azalır. Azalıb eləmir, qardaş, bizə də təzə gəlmiş. Qulağını niyə bağlamsan? Bu tərəf məndə işləmir. Şirkədə o balaca balıqlar var. Konserv olmaz. Konserv var. Özün tuta bilərsən balığı, gölümüz var burada yəni. Özün tuta bilərəm, amma bu dəqiqə o deyil. Səkkiz dəqiqə vaxtın qalıb. Doğru, yenə qaldı petruşkamız. Reyhan var, kartoşka var. Limon. Limon lazımdır bizə. Sarımsaq lazımdır, bir baş, bir də limon lazımdır. Hər şeyi aldınsa gedək kassaya, yordun məni. Tamamlandı. Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile Yemeğe Değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum. Hamınızı öpürem size. Sürünə sürünə, ləngiyə ləngiyə gəldik, çıxdıq mətbəxə. İnanıram ki, burada sürətli olacaqsan. Əsas odur, gəldik, çıxdıq. Hələ sənin planında gəlib çıxmamaq da var idi. Yəni, səliyanın girişindən biri var girirsən, bir də var içindən girirsən də. Mən biraz içindən girdim ki, tez çatım. Sən bu söhbətdən səliyana necə gəldin, çıxdın? Sənin 2 saat vaxtın var, vaxt bitəndə gözünün yaşına baxmayacam. Elə belə şey. Hazırsansa başlayaq. Başlayaq. Danışdığı kimi çox şeylər gözləyirəm. İnşallah ki, gözəl olar da. Ac getməliyik buradan. Demək bərbərsən. Hə, qardaş. Gəldik, olduq bərbər. Və artıq 25 ilə yaxındır ki, hardasa bərbəri ilə məşğuluq. Hansı məşhurlar gəlir yanına? Valla, aparıcılardır ən çox. Müğənnilərdən Kərimdir. Zəndabçılardan bir dənə alim deyilən bir qardaşımız var. Möhtəşəm bir insandır özü də.
Onunla da haldasa bir il var, bir il, iki il elə işləyirik oyna. Şiniyatlarından ilkin bəy tiramisunu seçib, çox çətin olan bir şiniyatdır. Hər halda özünü güvənir ki, belə çətin yeməklər seçib. Şirniyyatdan qəşək şirniyyat gözləyirəm. Özü kimi, özüm güləruzdür. Şirniyyatda yəqin ki, güləruz xoş olar. Yaxşı gedər çayına. Qismət olar, onu da görərik. Maşallah olsun, buradan çatdırana oxşuyursan. Maşallah günün olsun. Bizi təəccübləndirirsən. Olan şeydir, qədər. Ana yeməyi isə toyuğun döşətindən hazırlanacaq. Yenidə ingredientləri oxudum və üstündə pendirlə biraz mənə fransız sayağı əti xatırlatdı. Yəqin ki, ona bənzər bir şey olacaq. Yeməklərin vəziyyəti necədir? Yeməklərin vəziyyəti ortadır. Hansı yeməklərin hazırdır? Ana yeməyimiz demək olar ki, hazırdır. İlkin bəy ana menüda toyuqlu pendirli bir yemək seçmişdi. Yəni, heç vaxt yemədiyim bir yemək ola bilər. Yəni, ona bənzər çox yeməklər yemişəm. Amma indi İlkin bəyin əl qabiliyyətinə baxır. Bəs o birilər? Desert hazırdır. Aha. Bir dənə qalıb salat. Salat da 5 dəqiqənin işidir. Yəni salatı danışdığı kimi gözəl eləsə, onu da bilərəm. Amma inanmıram ki, o salatı da, nə bilim, valla. Baxaram sonra. Sənin 1 saat vaxtın qalıb. Doğru. 1 saat? Valla, mən açığı dedim ki, indi qutararam. Hal-hazırda biz kartoşkanın vəziyyətini yoxlayırıq. Kartoşka hələ var. Göbələk şorbasıdır, səhv etmirəmsə. Göbələk şorbasını çox sevirəm, amma o çətin bir yeməkdir. Onu hər adam hazırlaya bilmir, düzgün qaydadan. O hazır olana kimi biz kahlarımızı yuyaq. Deyirsən ki, mən vaxtından tez bitirəcəm. Bəli. İstəyirəm. Niyyətim var, qoysasın. Sənin o gözün var, ha. Çox normal gözün var. Ana yeməyin hazırdır? Hə. Şorban da? Supum yox, supum hazır olmasına 5 dəqiqə bəsdir. Yəni, göbələk şorbasını mən özümdə pişirirəm və çox xoşuma gələn suplardan biridir. İndi görəcək də necə eləyəcək. Bəs salat? Salat müyolakı hazırdır. Əlinin səliqəsi var, gözdəyməsin. İlkin bəy Elnarə xanımın stolunu bəyənməmişdi. Bir çox səhvlərini tutmuşdu, yəni özünü çox eqolu aparırdı. Mən ondan böyük nəticə gözləyirəm. Süfrən nə gözəldir. Qəşən günün olsun, abi. Dörd dəqiqə vaxtın qaldı, cəld ol. İlkin, məndən küsmüsən? Yox. Bəs niyə danışmırsan? Başım möhkəm qarışıqdır.
Vaxtın bitti, stop. Əynini dəyişəcəksən. İstəyirəm. İlkin masayı çatdıramadım. Qabların çox tozdu. Ləçəlidir, çirklidir. Bax. Tabaklar sende de mi kirli dedin? He. Hem herhangiz. Sen de pis gördün. Tadı yoktu, duzu yoktu. Stiyotu yoktu. Kim yemek pişirmedi? Yarışma onu kabul edemir ki. Bunu inandırım sen hiç tövbeceğim. Ay İlkin'cim selam, nasılsın? İlkin, dünen danışmak rahattı, bugün işlemek neceydi? Çok çetindi. Çok çetindi, hakikaten. Çattırdın her şeyi. Yok. İçeride danışalım, iyi gel gel. Yok mu? Yok. Gel bakalım İlkin'cim. Gel bakalım. İlkin, suyum nerede? Bak gelen gibi suya baktım hemen. Nerede oradaki su? Hani oraya konması gereken su harda? Onu çaktırmamışım. Çok sağ ol. Ya ne oldu sana İlkin? Niye çaktıramadın bugün ya? Biraz terledim. Biraz vaktim terlemeye gitti. Ha, çok istedim mutfak. Ama bir de duydum ki sen biraz şeyde de vakit kaybetmişsin, öyle mi? Yani yarım saat verildi, yarım saat. Yarım saat, yani tam. Tamam. Hayır, zaman kaybetmişsin şu anlamda diyeceğim. Kaybetmedin ama... Özümü kabağa salmamışım. Tebrik ederim. Vallahi bakalım şimdi iştirakçılarımız da geliyorlar. Gelsinler, devam edelim danışmaya seninle. Ay, salam mələyikim, necəsiniz? Nəfəsəm, mən sizi hoş geldiniz. Tez qapını açmadım da. Hə? Sizi gözlədim. Yorulmuşam? Çox. Dünən nə deyirdi, Amerikadan şeydən danışırdı, mətbəğindən Amerikadan şeydən. Hazırlamaq başqa, yemək başqa. Buyurun. Sağlıq olsun. Salam. İlk iştirakçımız Elnaram, hoş geldiniz. Gel canım. Hoşunuz olsun. Oh Elnara, bugün oturuyoruz, sadece danışıyoruz. Ne güzel. Yiyoruz, danışıyoruz. İlkine diyorum ki, sen gelmemiş senin acını çıkardım. İlkincim dedim, harda suyumuz? Orada olması gereken suyumuz harda dedim. Esas mesele de mene deyirdi, oraya yok, bura koyun. Yok, oraya dedi. Ne, oraya. Ne orada yoktu, ne burada yoktu. Gel, orada da yok, orada da yok. Olmayan bir şey hakkında danışabilmesi gerek olsun ki diye. Geldiler. Olsun, biz hamsını tanışacağız, hamsını. İki biri birinden güzel burada kalktı gibi öyle bir şeyler. Salam aleyküm. Götürdüm Mehrengiz'i de, geldi size bana. Yakışıyla düzeye. Bak işte o, gecikmeden bizi tez mezar masaya kaçırıyor. Düzdür ki acından öldü. Buyurun. Gittiniz, gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Ay, çok geldin. Canım. Mehrengizciğim hoş geldin. Günlerim Elnara en çok böyle biraz sıkıp olmaya sanmışım. Yanına, yanına. Köylü belki bugün Elnara geldi. Mehrengiz de karşına geldi. Belki bugün danışacak. Biz çok tatlı bir iyiler duyduk. Ona göre götürdüm Mehrengiz'le geldim. Vallahi ya. Yok bugün ikiniz karşı karşıya olanda bence Mehrengiz sana baka baka danışacak bugün. Ha, danıştıracağım. Gel İlkinci, sen de gel İlkin. İlkin gel biraz serinle, rahatla. Arkadaşlar, bildirmek isterim ki İlkin masayı çattıramadı. Bir tek masa tabaklarını koydu. Bu arada her şeyi özün getirdin. Her şeyi özünden getirdi ama bir tek masa örtüsü ve tabakları koyabildi. Biz çengeli, bıçağı, salfetkayı sonradan icaze verdik koysun diye. Çünkü artık zaten koymalıydı ama masa puanına başlarken 2'den başlayacaksınız. İlkin, masayı yarım
çatdıra bilmedin? 2 baldan başlıyoruz. Başka neyi çatdıra bilmedin? Başka ana yemeğin... Hissediyorum, bakar mısın? Evet, yani. Ama sunumu karıştırma. Sunuma vaktin var. Yani sen içeride... Mesela duydum ki tiramisu'nun kremasını yapmışsın, diğer erzakların. Bize getirerken onu sunumla hazırlayıp getirebilersen. Tamam. Yani o tamamlanmış sayılıyor. Tamam. Başa düştün mü? Sen mesela pişiremedin, çatmadı. Hı hı. Mesela masa gibi yarım, bunlar gelebilmedi. Neyi öyle çattıramadın? Main course'un garnitürün. Gerçekten mi? Vallahi çok üzüldüm. Neye göre biliyor musun? Çok merak ediyordum senin yemeklerini ben bugün. Ama yine de dur bakalım. Garnitsiz de belki hoşumuz gelecek. Ha? Hadi özüne geldin mi biraz? İyi misin? Hadi o zaman çorbamız hazır mı? Korkuyorum bakmaya. Ben de. Hadi tamam. Biz sözümüz olsun. Tabii ki. Tabii desin. Tabii ki. De elini ara, söylemene gerek. Yani bu qaşıq əvəzi qoymuşsunuz bunu. Hı-hı. Çünki bu bizdə, məsəl, qatıq, soğuk, nəsə belə qoyulanda qoyuruq da bunu. Ki, qıraqda belə tökmək üçün bu, bunun. Bu qaşıq, şorba qaşığı. Yəni, belə qaşıq elə yeməmişəm, ona görə deyirəm. Hə, yeməmişəm, amma ilk olacaq bu. Hə, bir də qablarım çox tozdu. Ləçəlidir, şişlidir. Bax. Özünüz də baxın, mən özümdən... Tamam. Yo, sən gördüyünü demelisin. Siz, mən sizə deyə bilmərəm, amma sizdə də bax, ha. Buradan görsənir. Tamam. Torpağı. Tamam. Yəni, birinci Elnaram başladı. Ha. Danış, Elnaram su yox. Su yox. Duz yox. İstiyot yox. Çörek yox. Məsəl, çağız salfetikası yox. Bunu bildik belə üstümüzdən. İndi en azından bakma da. Ha, ben de biraz koymuyorum. Ha. Ben de kumaş koyarım. Özümdə. Hə, İlkin, necəsən? Təəssüratın necədir? Təəssürat yaxşıdır, əslində olanları deyirlər. Razıyam, yəni uduzmağı da bacaram. Bilirəm ki, uduzmuşam. Elə demə də, hələ tezdir. Yox, bilirəm ki, uduzmuşam. Mən yəni nəticəni reallıqdan görən insanam. Tabaklar səndə də mi kirli dedin? Hə. Həm Ərəngiz, sən də pis istiyordun. Nəsə ortaya çıxarda bildim. Bir də deyirəm ki, mən ümumiyyətlə yemək pişirməmişəm. Yəni, o var. Gedək? Getdik! O qədər geniş formada öz fikrini söylədi ki, haradasa mənim də fikirlərimdən eyni gəldi. Ona görə mən iki kəlmə ilə deyəcəm ki, bir tək rəng çalaqları xoşuma gəldi, başqa heç bir şey. Nə yalan deyim. Yəni, çünki masa gözəldi. Yəni ki, bununla, qablarla, məsəl üçün, bu salfetlər də uyğun gəldi. Bu bakallar da çox, o vaxtı, nənələrimizin vaxtında bunlar bagema deyiblər. Çox hoş. Hə, çox. Yəni ki, beləncədən. Amma ümumi şəkildə götürsək, yəni masa tamamilə yarım çoxdur. İlkin duyuyorsun, deyil mi? Bəli. Və, amma rəng çalaqlarına görə bəyəndim. Yəni, bir rəng çalaqlarını bəyəndim. Qalan... Elnara zaten tamamen hər şeyi duydum, söyledim. Rəngiz... doğru bir şey dedi, hiç dedi İlkin Bey'den gözlemiyordum. Çünkü ben de, düzünü söyleyeyim ben de senden böyle bir masa patlatacaksın. Bence tamaşacılarımızla. Bu zamanımız el vermedi. Onun için o sana dedim ki benim zamanım çatmadı. İyi oluyorsun hanım, zamanımız çattı diyorsun ama peki gerçekten İlkin, tabakları da silmedin ama. Gelen kimi yemeğine başladım, ona göre. Peki, o zaman bize içeriden kağıt salfetka. Olar söz deyim. Tabii ki. Bilsen düzdür, herkesin özünün qabları, herkesin öz büdcəsinə uyğun qabı, məsələn, mən deyə bilmərəm. Yok, qabları çok geçer. Yok, ay sağ ol, herkesin, mən qaba danışmıram. Aha. Kimin nəyə gücü çatır, onu aha qoyuram. Mən heç vaxt herkesin, amma yəni əsas odur ki, birinci növbədə biz bunu silik tozun üstünə tökük yemeyək də, nə olar ki? Çok üzül istedim, ben burada oturmuşam, enerjimi koymuşam, burada ona koymuşam. Yok, ben de. Yok, Elnara zaten danışandı. Ben bilirim. Hadi bakalım, İlkin tabii ki özün de böyle bir şey gözlemiyordun. Bence çünkü dünenki danışmana göre, biliğine göre, daha doğrusu biliğine göre, anladın mı? Danışmadan öte senin dünen söylediklerinde biliğin de ortada. Buyur, tabakları bu, mı? Yani isteyen yere koy. Tabakları da verelim. Hamsını. Burada dur. Tamam.
Ve inşallah elinin tuzu vardır. Çünkü masa konusunda bayağı uzun kaldık biz şimdi. Daha yemeğe geçemedik İlkin. Neye göre hakikaten masayı yetiştiremedin, okey, ama özellikle hanımlar da gördü, ben de gördüm. Biz silinseydi vaktini hiç doğru belki kullanamadın İlkin. Ne fikirleşiyorsun? Çünkü buraya... Vallahi yemeğe geldim, yemek pişirmeye başladım. Vaktim yine deyirəm, istiyə getdi. Mənə isti, yani dərbələr elədi. Açıq özümdən də gözləmirdi. Değil mi? Bu bir. İkincisi, mən yemək... Moralim de bozuldu, bozuldu. Yo, 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 yaxşıyam. Evet. Ama evden getirirsiniz qabı. Evde en az akşamdan onu temizleyip... En az taksiyle gelirim. Takside bagajnikle koyursam. Temizleyip, silip, üstünü bərkidip getirseydin size rahat olardı sizin için. Yok, ne kadar da getirsen onu harasa koyursan da, yani gelende yolda. Kolun altına salıp getirmişsin. Yani maşında koyursan, harasa koyursan. Yani tozlu olur. Diyor ki, ön bir temizliğini yapsaydın. Ulan temizliydi zaten. Belki burada sadece bir tek salfetkayla. Maşında tozdu. Toz oldu. Onu da başa düşürüm, kabul edeyim. Tabii ki İlkin. Çünkü bu aynı şey, aynı durumu sen de görseydin. Yani. Ben de diyerdim. Tabii ki. Sen çok iyi biliyorsun işte geldi ki. Üstelik ki ben yemeği pişirmemişim. Daha önce. Daha önce pişirmemişim ben yemeği. Ben geçip işim yemeği pişirmeyi de öyle. Ama bu yarışma... Ama yarışma onu kabul edemir ki pişirdin, pişirmedin. Qoşulmuşuqsa deməli, nəsə eləməliyik də. Özümüzə arxeyin olub qoşulmuşuq. Və tabaqlarımız artıq yıkandı, gəldi İlkincim. İlkin dedi ki, yolda maalesef çox çirkləndi. Və çorbamız nə çorbası? Göbələ çorbası. İstiyorsan al onu yanına, daha rahat yaparsın. Ya. Tamam. Gəl. Birinci defa yaptığım, birinci defa yapmağa göre de riskli yemekler seçtin. Göbelek çorbası da riskli bir çorbadır, çetin bir çorbadır. Asant gibi görünse de yeterli. Çok sağ ol. Tadımlar. Bir tane. Peki İlkin, yaparken özünde tattın mı? Tatma imkanı oldu mu? Yok. Tadına bakmadım. Elçen bakmalıydı. Bakmalıydı. Elnara danış. Yeme, tamam, bırak Elnara. Tamam. Biz sadece hamsını yiyin demiyoruz zaten. Fikir bildirebilmek için bir ne olduğunu anlaman lazım. Enlar bildir. Vallahi ne anladım? Tadı yoktu, duzu yoktu. Anladın Enlar. Stiyotu yoktu, hiç ne yoktu bunun. Öyle bir sudu, kaşadı. Nedir bu? Kaşada belli olmuş. Yürü. Ben istiyorum bugün elimi çok tanıştım. İki kelimeyle berbat. Sözün əsr mənasında ilk gün üzür istiyorum ama həqiqətən yani bunu inandırım sənə ki, toyuq cücə yeməzdən. Çok çok aşırı derecede pis, tatsız. Hatta diyerdim ki hiç görkemine bile bakanda artık insan hiç o çengel kaşığı yani ki götürmeye bile yani istemedi. Kaldı ki onun tadına bakmaya. Bu çorba hakkında bence en çok Mehrengiz danışacak. Tadı yoktu. Tadı yoktu. Yoktu. Göbelek çorbası bilirsen. Ben Eliye de bilirim. Eliye de bilirsen. Bence. Ama diyorsun bundan daha iyi İlmira. Yani göbeleyler... Nesi eksik sence? Tadı yoktu axı. Neyi var eksik? Yok bakayım Mehrengiz yapabilirim dedim. Göbeleyler böyle olmamalıdır. Doğranmalıdır. Çorba hakkında uzun uzadıya danışmaya gerek yok. Hakikaten olmamış. Sen özün tattın mı? Tattım. Nece? Bir köpeğini de öldüm. Yani bak bu doğrudan cesaretli. Yani göbeğim için o kadar da cesaretli değildi. Ne kadar ki onu hakikaten yok. Yani itiraf etti. Ben de düzünü söyleyeyim. Göbelek çorbasını çok severim. O değil de
Peki, salataya geçiyoruz. Ay Allah korkma. Yani bu konuda, bu masada oturup da daha ne fikirleşiyorsunuz, daha ne fikirleşiyorsunuz ha? Hadi yani. Sen son cümleyi söyledin. Evet. Bizi alacağım. Bol bol iyiymiş değildi. Ha, bugün diyebiliriz. İlkin zaten diyor ki hanımlar biraz kilo verin. Yes. bu meyveniz ne yapsın kızcağım? Bu ne şorba idi? Oldukça berbat bir supuydu. Yani beyağla dediğim gibi bir köpüklü supdu. Bunu yemeye değmez. Mesleğet görmedim. Mercan'ın dediğini duydu. Bilmiyorum tamaşacımız duydu mu? İlkin dedi, buna da bir söz tapacak mısın? Bence beğenersiz. Ha. Ve salatanı ne salatamız? Salat nisua salatıdır, Fransız salatıdır. Ha. Sosu ne? Sosu kapyası, ançoustu. Üstündekiler ançoes. Evet. Ton balığıdır, iliçin yumurtasıdır, zeytundur. Okey, servis. Pahalıdır. Ama ehtiyatlı olun. Tumu var. Tumu var. Ha tamam. Ben de korktum ehtiyatlı olun diye. Yok, tumu var biraz. İlkin kendine dal canım. Çünkü senin yorumların da çok değerli benim için. Herkes öz yemeğini ben kimi komenteleyebilmez. Çünkü damak ben, zevki olan birisin İlkin. He, ben yani herkese necə, özüme de elə. Hı. Peki. Herkes tadına bakıyor ve fikrini bildiriyor arkadaşlar. Kim başlamak isterse başlayabilir tattıktan sonra. Uzaktan gelende böyle yakışı görünürdü. Hı hı. Biraz yakınlaşanda tabii ki böyle gelince bu kahı salatada kahı doğranışı çok hədsiz iridi ve işte gel İlkin canım. Hacı. Bunun kötüğünü kızım yani ki yemeğe katmıyor da bunu tuluyor. Hmm. Ondan sonra umumilikten götürsək bütün ingredientler birbirine karıştıkta onlar tad olarak birbirlerinden yani bir temas kurup ağız dadınıza uçama ama burada bütün ibide ayrı ayrı öz dadını verir. Yani burada ele bir ki harmanlanmamış. Evet hem yani düzdür. Ve yani ki böyle diyeyim de ele bir ki ton balığını ayrıca getirdim götürdüm koydum yani ki yedim. Ançoğuz ümumiyyətlə axtarıram hələ ki görmürəm, belə haradasa yüngül var. Ançoğuz sosun içində. Hə, de, no, da, dadını hiç olmasa da, yəni dadını belə. Sosu götürdüm, dadına baxın. Hə. Peki, mərəngiz? Duzu yoxdur. Və içindəki heç bir şey bir-birinlə uygun gəlmir. Uygun gəlmiyor. Başqa? Hoşun gəlmədi salatdan. Ne olmalıydı məsələn? Nece olmalıydı? Ne sırrına rahat etti seni? Hiçbir uygun gelmir axı. Tatların mı? Yani. Aslında tatlar birbirine uygun tatlar. Bak, meyrağınız. Ben bazı tadıma göre de. İnara, ben tanıştım ama İnara. Vallahi açığı deyim, ben böyle salat yemeymişim düzünü desem. Çok güzel bir salata aslında. Ha, yani olabilir. Salata tercihi çok geçen, güzel. O beçe de olunsa, düz deyir hanım, yuyulmuyor. En azı limon sıkılır buna? Yok, buna limon sıkmamış. Sıkabilirdi. Olsa qıraqda, məsəl isteyen. Bir de bak, valla ben kahlardan başka. Məsəl bunu ancaq belə eləyib. Kələm dolması eləmək olub belə eləyər. Küp yiyə bilər. Çok bütün. Çok büyük. Dadı, valla heç nə anlamadım. Nə bir salatanın üstüne bu kadar danıştık ama bir salata yapmak bu kadar aslında asan dediğin salata aslında bu kadar çetin. Benim en sevdiğim salata
Erzakları çok iyi seçmişsin. Sosunu çok iyi, dün de danışmıştık. Ama uygulama şeklin düz değil. Karıştırmamışım. İlkincim, iyi kurutmamışsın, iyi parçalara ayırmamışsın. Ben hamsının demek istediğini de kendi fikrimle de özetledim ilkincim. Ve ana yemeğine geçmek isterim. Salatına fikirler müxtəlif oldu. Her sözü dediler. Salatına fikirler müxtəlif oldu, ama yine de razıyam salatına. Suna xanımın dediği kimi, kahını yaxşı yumamışdım. Çünkü kahını mən yiyəndə özümdə də hiss elədim ki, kahıda qum var. İlkin, açız. Çok açız. Vay vay, İlkincim ne bu? Toyuk. Bu herkes toyuk, bir sessizlik. Mascarpone ve parmesan peyniriyle. Çeri pomidoruyla. Sen bunun yanına bir de garnitür mü yapmış, yapmak istiyorsun? İstiyordum. Neydi? Kartoşka kızartması. Yani klasik resepti oydu. Tamam. Bunun da tadı yoktu. Bunun da tadı yok. Tadı yoktu. Etin tadı yani. Tavuğun tadını alamadın. Sosu? O yakışıdı. Üstündeki sosu beğendin. Aha, peki eti niye beğenmedin? Pişmiş mi? Pişip sadece çok pişip neydi böyle şey tahta gibi. Çok mu pişmiş? Duhovkada çok kalır. Yani pişenden sonra duhovkada çok kalır. Aha. Çünkü yemekleri getirdim, elədim. Ona göre o kaldı öyle. Çıkartmadım. Peki, buyurun. Bayım, ilkin əziyyət çekip de doğrudan diyor. Yani bəllidir de, baxırsan ki, istəyib ki, nəsə etsin. Hə, ama indi çok duman ki, çatdırmıyor. Düşünürüm ki, vaxt olsaydı, belki de doğrudan da nelerse bir ortalığa çıkarda bilərdim. Bu yemeğin, belə deyim de, ancaq soba dadı var üstünde, yok. Başka, yani ki, başka hiçbir dadı. Tavuğu pişip mi? Seninki? Çok berk, yani ki bu aslında çok yumuşak olmalıydı. Toyuk sinesinden yaptın. Çok da zaten çetin toyuk bir. Toyuk sinesi onsuz da böyle kurudu özlüğünde. Ama onu böyle deyelim de sulu su içinde olması için gerek düzgün kaydını pişirirsen. Ve İlkin, kuzu keserim sen. Sen yemeği pişirme ne olur. Mənki tükdü. Ne deyin ki canım? Tük. Ha, yani ki? Bəli. Ha, məncə də, bilmem, onu da bilmem necə edirsən, görməmişəm, ne yalan deyim. Ama yemek kategorik şəkildə sevmiş deyil de canım da. De. Ne diyorsun ki? Düz değil. Düz değil. Adam düz değil. Yani ne diyorsun ona? Valla, böyle tam iştirakçımız da olmamıştı ya. Ne desek düz diyor. Bir son yemeğini ilkincim ya. Bir de ki yok bu böyle olur, siz hiç yememişsiniz böyle yemekte. O hiç. Ya, o hiç, o ben diyecektim. O hiç, o hiç, orası düzdü. Bundan düzdü, hiç yememiş. Ne o göbele yemiş. Ona göre dedim ya. Salat da senin, bu doğrudan da. İnşallah kerimdir de şirinyatı hiç olmasa belki. Va tiramisu, ay, ay ya, bir de öyle riskli yemekler seçmişsin ki yani. Ben diyebilirim ki en iyi yaptığım tatlıdır tiramisu. Yani iddialıyımdır tiramisu'da. Ve bizim karşımıza tiramisu getireceğim ve Ennara. Danış Ennara. Vallahi dün annem danıştın. Ben hakikaten dedim ki indi gedirəm Paris'e, xaricə, Amerika'ya. Ama hakikaten versin Azerbaycan'ıma, Şəkimə, ağzımızda yedi dadı var. Deyilsiniz, hiç yeməmişim. Hiç yemək istəmirəm. Arzulamaram ki, belə yemeğim olsun, yiyeyim de yani. İstemiyorum ben Amerika'ya gitmek, Azerbaycan'a istedim. Acından öyleyim, en azından lavaşından pendir de olsa yerdim. Hiç neyimiz yok, çöreğimiz yok. Çörek koymadın ha? Neye göre? Böyle bir Avrupa mutfağı metbaa yaptım. İçi de pişmiyor. Bak, bak buradan görsen. Pişmiyor. Bak kırmızı, bak kırmızı görsen. Bak buradan cep, özüm bak. Seninki belki pişiyor. Bak buradan kırmızı, ha, kırmızılığı. Ben. Tabii benimki çok nazik olduğu için benimki şansa pişir. Benim kazmağıma berbat dedin. En az kazmağımda tat var idi, aşımda şeydi.
Sen kazmağı dişləmək olmadı. Bilirəm, en azından onu dişləyəndən sonra mən gedib proteze keçim. Keçmisən? En azından diyor bu diş kırmayan. Yumuşak yaptım ki diyor diş kırmayan. En az karnım doydu, karnım doymadı axı. Karnın doymadı, gözün doysun. Neden doysun? İşte görmürəm. Mədəyə qurt salar zaten, ne olsun ki? Valla arkadaşlar, yani bunun üzerine de çok danışmayacağım. Arkadaşlar söyledi. Aslında bu üstündeki pendir, domatesin, toyun, anladın mı? Çok sevgili değil ama aslında biraz sevgili olsa bu yemek çok yaşanık bir yemek. Anladın mı? Tavuk üstüne pomidor ve pendir eritilmiş. Çok güzel bir yemek. Ama tabii ki bunları yakalamak biraz çetin ilkin. Anladın mı? Çok pratik gerektiren yemekler. Neye göre? Özellikle sinesi çok kuruyan. Ya çok kurur, anladın mı? Ya da çiğ kalır. Onun dengesini tutturmak çok çetindir. Eline sağlık İlkin'cim. Seni daha fazla üzmek istemiyorum. Canım benim. Sen gel yarış, otur yanımızda danış. O kadar. Tatlımız, tiramisu'nun kreması çok önemli, çok vacip. Haydi servisini yap, sunumunu yap. Bizi en azından tatlıyla böyle bir güzel gönder. Ha? Ne bileyim? Ne bileyim? Ben kapkara almıştım orada. Heyecanım bir tarafta. Vallahi ya, 1000 derece hava, 1000 derece. Gel bakalım. Ya Allah, bismillah. İlkin tiramisu'yu daha önceden yapmış mıydın? Bu da mı ilk deneme? Bu da ilk. Hakikaten mi? Vallahi. Peki daha önce hiç yaptığın bir yemek var mıydı senin ilkin? Kartoşka kızartması. onu yapaydın bari ilkin. Yerdik geçelim. Yok. Hadi bakalım tiramisu'yu, birinci tiramisu'yu. Kakaosu çoktu, acılık verecek, şirin yoktu. Yani. Hazırladın bize. İçinde şirini mi yok? Şirini azdı, çok azdı. Tadına bakmamış çok çok özür dilerim. Bu ümumiyyətlə tiramisu değil. Çünkü tiramisu'nun alt hissesinde peçeyi olmalıdır. Var, var, var. Aktarsaz göreceğiz. He, aktarmalı ya. He, tamam canım. Var, var. Merengiz direkt üstünü aldı. Altıda. Tamam, sen yerken elini ara. Yemişim. Yedin bilirim. Yedim. Hayatım. Kimse artık yedin. Bizlerde bir söz var diye yemiş şimdi var. Ağzın şirin olsun. Kimse söz söylemek istemiyorum. İstemezsin lan. Bir sene diyeceğiz, yakışı demeyeceğiz. Yok, en azından yorulmasınlar istiyor. Öz özünüze niye değer vermiyorsunuz ezeli? Koşulmuşsan değer ver de öz ağa. Düz deysen, eziyet çekmişsen, pişirmişsen, istedi. Çekti de, eziyet de eziyet çektin de. Bak en azı, heresini farklı farklı de doğramışsan. Onu da olsa səliqalı doğra da. Valla tat deyende de hiç ne anlamıram ben. Şekeri özün bilerek mi az koydun? Bari şekerini koysaydın tat olurdu, biliyor musun? Əziyyət çəkmisən, maraqlı eləmisən, amma əlinin duzu yoxdur. Yəni, həqiqətən. Yəni, bir daha denəmə diyorsun. Hə. Ondan sonra kartoşka qızarsaydın, vallaha, keşi. Hamı ağzına uyumlu olaysaydı. Glazok bədəbətdən, yumurtdan, iki dənə vurardım bir-birinə. Elə o bildirçindən iki dənəsini vurardım, eləncədən. Aslında yine de ben buradan her iştirakçıya söylüyorum ki, hakikaten iyi bildiğiniz ya da evde deneyip gelin. Anladın mı? Hazırlanıp gelin. Çok iyi olurdu. Peki o zaman tatlının üzerine de fazla danışmaya gerek yok. Hele hele ben fazla danışmayacağım. Çünkü tiramisu, ben Suna Kasımoğlu olarak bütün artık beni seyreden tamaşacılar da bilir. Belki de tarifini YouTube kanalımda, Instagram kanalımda defalarca yaptım, verdim. Tadanlar da var kafemden. Hakikaten benim çok sevdiğim, çok bildiğim, çok önem verdiğim bir tatlıdır bu. Ama yine de İlkin'cim, denediğin için çok teşekkür ederim ve senle biraz baş başa oturalım. Çok yoruldum, biraz danışalım ve bu tatlıdan sonra canım iştirakçılarım, ben canım güzel 3 hanımımı içeri alırım ki bal versinler çayımı diye. Yaparım, çayını için. Apar, tatlını da aparabilirsin. Ve sizi bal için içeri arkadaşlar. Masa düzeni düz deyil, çalışıb
istihdisəli qalı bir şey yaransın, amma ki, mənə həqiqətən qabların gözəlliyi önəm deyil, səliqalıq, təmizlik önəmdir. Bu təmiz elə bir keçmişin pası bunun içində idi. Aparıb yusa da yenə də heç nə oldu. Masa düzəninə 2. Bərbat vəziyyətdə, iyrənc vəziyyətdə hətta deyərdim. Yəni ki, onu o cürə gətirib qoymaq nə qədər də sən heç çatdırmasaydım da belə ən azından o boş qapları yuyub gətirib qoyardım. Masa düzəni rəngləri yəni bir-birinə uyğun idi. Sadəcə duz qabı və su yox idi. Masa düzəninə verəcəyim qiymət 2-dir. Şorba da göbələk şorbasını gətirdi. Təkrarlayıram, yenə də göbələk dünyaya gəlməyə peşman olub. Vallahi, amma özünün mərd dediyinə görə ki, öz bişirdiyim bir köpüklük deyil, onun düzgün danışmağına görə. Yəni ki, əfsar olsun ki, bal baxımından, yəni qiymət baxımından sıfır yoxdur. Sıfır mən deyərdim, sıfır dərəcədə də, yəni yox dərəcəsində. Yəni emosiyalarımı belə gizlədə bilmirəm. 2. Göbələyi şorbası, yəni bildiyin suyla göbələyi qarışdırıb vermişdi, yəni heç xoşuma gəlmədi. Salatda da vallahi nə yemədim, nə doymadım, bir şey görmədim, qaşığa ancaq çahı gəldi, ondan sonra kələm dolması eləyib ortaya qoysa yaxşı olardı, qarnımız doyardı. Yəni ki, doğrudan ilkinə baxırsan, belə krizmatik, simpatik oğlan deyə düşünürdüm ki, belə əl qabiliyyəti olar onun. Amma ona söylədim ki, ümumiyyətlə o yemək pişirməsin də, ümumiyyətlə o işlə məşğul olmasın, çünki doğrudan bir abrıcı olur. 2. Qarışdırmadığı üçün çox belə, yəni dadı təyamı bir-birinə qarışmamışdı. Ana yeməkdən çox qorxurdum. Ana yeməyi həqiqətən bala yeməyi eləmişsən. Bala, ged eşiğin dalıyacaq, buna da 2. Yəni soğus deyirdi, o soğus deyildi, o mən bilməm, o nə idi orada ümumiyyətlə. Nə baş verirdi orada? Ana yeməyində toyuq əti tam pişməmişdi və çox üstü möhkəm idi. Onu da elə 2. Şirniyyatımız da, nə çayımız, nə şirniyyatımız. İncimə məndən 2. Əlləşmişsən, vuruşmuşsan, bacarmışsan ki, nəsə eləyəsən, amma edə bilmədin və ümumiyyətlə balım 2 rəqəmindən ibarətdir. Şirniyyat kakaosu çoxuydu. Yəni, bildiyiniz acıydı. Onun haqqında da çox danışmaq istəyirəm, mən 2 verirəm. İlkin, dünən Elnara'nın rüyasında bugün için böyle bir masa varmış. Özü Fransa'daymış. Fransız yemekleri diyor. Sunu Hanım hiç bilmirəm. Ama yine de diyor rüyamda gördüm ki Fransız yemekleri yiyirəm. Çünkü İlkin öyle bir... Ya aslında bu güzel de bir şey İlkin. Yani öyle bir onu fikirleştirmişsin ki ve rakibi gördü seni. Fakat İlkin yani hani ne bileyim ben biliyorsun böyle üzülürüm de çok da danışmayı sevmirəm bu anlamda. Niye ki olan diyorsun? Ama ben size bir şey diyeyim ki. Evet al sözü lütfen. Mesela ben güzel danışabilirim. Çünkü benim kifayet kadar anlayışım var. Yeməyim dadından, servisdən, ümumiyyətcə. Mən gözəl danışa bilirəm, çünki mən bunu bilirəm. Amma yemək bişirmək mənim işim deyil. Mən sadəcə özümü bir sınadım. Sınadım, amma kişilərin də elləri çox ləzzətli, kişilər də iyi yeməklər yapıyor. Hatta benim bir çox dostum var, illa ki biz burada çünki demişkən şeflər yarışması deyil bu, biliyorsun. Özü yemek pişirenlerin yarışması. Eli lezzetli olan çok da kişi her şeyden öyle. Benim canım yoldaşım Vahitciğim çok sevirem seni. Benim canım yoldaşım bir kere o da çok çok yaşantı yemek yapar hakikaten. Onun için o hanım ve kişi sohbetini bağlayalım. Onunla alakası olmadığını fikirleştiren lütfen. Peki çok teşekkür ediyorum İlkin. Her şeyden öte burada olduğun için. Ve bana demin söylüyorsun ki Sunu Hanım, ben danış diyorum sana, Sunu Hanım yemekler kötü nasıl danışayım diyorsun. En azından bunu kabul etmek de gerçekten çok önemli.
ilkin. Ama yine de belli olmaz. Bakalım ballarımız ne olacak? Hay hay, hele geleceğiyle sabahları başlayacağıyla pişirmeye. Onu da ben diyeceğim olur. Sen de söyleyeceksin. Peki Sabahleyin, çok teşekkür ediyorum bugün için. Sabahleyin Mehrengiz'le beraberiz. Hazar TV Suna ile Yemeğe Değer 11.45 ekibim ve siz, ekibim ve ben sizleri 11.45'te bekliyoruz. Çok seviyorum sizi. Bay bay.